Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Sonbahar da başladı ve Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek. Ayın başında güçlü bir dolunay var. 2 Ekim'de meydana gelecek. 9 derece Koç burcundaki dolunayla aya başlayacağız ve ay ortalarına kadar da bu dolunay enerjilerinin tesirleri altında olacağız. Sevgili aslanlar, Koç burcundaki dolunay sizin 9. evinizi aydınlatacak. Şiron'la birleşen bir dolunay. Dolunay evet bir farkındalık dönemi aslında, bir tamamlanma dönemi, bir aydınlanma dönemi. Bu dolunay hayatınızdaki koşullara göre eğitim hayatınızla ilgili bir haber bekliyorsanız, örneğin akademik konular ve eğitim hayatınızla ilgili bir aydınlanma getirebilir, bir tamamlanma getirebilir. Seyahatler, geziler, yurt dışı ile bağlantı, uluslararası konu ve kavramlar, bunları da aydınlatabilecek bir dolunay. Hukuksal konularla ilgili de önemli tesirler altında olabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakınlarınız ve bunlarla bağlantılı daha önceden başlamış bazı plan ve programlarında dolunayda artık bir aşamaya gelmesi, netleşmesi de mümkün görünüyor. Şiron'la birleşmesi hayatımızdaki bazı eksiklerle, sıkıntılarla, bazı belki ruhsal ve bedensel yaralarla bizi yüzleştirecek. Ama bir yandan da bunları tamamlamak için, şifalandırmak için yollar da arayabileceğimiz, bize yeni kapılar açabilecek bir dolunay enerjisi altında olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, siz de aslan olarak aynen Koç gibi bir ateş enerjisi içindesiniz ve tabii ki bu dolunay size güzel bir açıda. Yani birçok aslan burcu için aslında daha keyifli, daha destekleyici bir dolunay. Her aslan aynı şekilde etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında önce burçlarınız varsa Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi bu burçlarda gezegeni olanlar dolunayın stresli enerjilerinden belki biraz daha fazla etkilenebilirler. Ama bu burçlarda gezegenleriniz yoksa size daha açısal olarak daha iyi bir tesir getirecektir. Daha hoş, daha sürprizli etkilerle de karşılaşabiliriz. Yönetici gezegeni Mars. Bu dolunayın Mars da Koç burcunda ve ay boyunca retro hareketli olacak. Dolayısıyla biraz karmik etkiler de var. Biraz geçmişle bağlantılı belki konularla da yüzleşebileceğimiz bir dönemdeyiz. Aslında Ekim ayının genelinde bu tesirler devam edecek gibi de görünüyor. Evet, dolunayı takip eden günlerde artık Güneş Terazi burcunda yavaş yavaş ilerlerken gerçekten ay ortalarından itibaren çok sert açılar da yapmaya başlayacak. Öncelikle 14 Ekim'de Güneş'in Mars'la bir karşıtlığı var. Ardından Plüto'yla karesi, ardından Satürn'le karesi var. Bunlar zor açılar. Çünkü Güneş bizim yaşam enerjimizdir. Bireysel olduğu kadar aslında içinde yaşadığımız toplum içerisinde özellikle eril enerjilerle bağlantılı, işte yöneticiler, liderler gibi ünlü insan, ünlü kişilerle bağlantılı bazı mücadelelerin olabileceğini, zorlukların, baskıların olabileceğini işaret ediyor. Ekim ayının genelinde toplumsal alanlarda olabilecek bazı kısıtlamalar, baskılar gündemimizde olabilir ve bireysel hayatlarımıza da az veya çok yansıyabilir. 14 Ekim'de Akrep burcunda Merkür retrosu başlayacak. Evet, Mars'ın yanı sıra bu ay Akrep burcunda bir de Merkür retromuz var. 14 Ekim'den itibaren sevgili aslanlar 4. evinizde olacak. Akrep de Mars'ın burcudur aslında. 4. evinizdeki retro zihinsel anlamda ay ortalarından itibaren sizi birazcık çocukluğunuza, geçmişe, anılara daha fazla sürükleyecek gibi görünüyor. Aile içinde evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili ya da aile veya aile geçmişinizle ilgili uğraşmanız gereken bazı konular olabilir. Bir şekilde bu eski konular, bir mevzular hayatınızda açılabilir ve belki size duygusal olarak biraz daha fazla etkilenebilirsiniz. Daha kırılgan, zaman zaman şüpheci, daha kuruntucu olabilirsiniz. Kişisel güvenliğinizle ilgili alanlarda ya da iç huzurunuzla ilgili alanlarda Merkür burada sizi zorlayabilir. 14'ünden itibaren özellikle bu konulara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Ev ortamında da yapılan bazı işleriniz varsa, meşguliyetleriniz, Merkür retrosunu biliyorsunuz,
gecikmeler yaratır, karışıklıklar yaratır. Aileyle bazı konularda anlaşmakta, konuşmakta zorlanırız. Yani iletişim sorunları yaratabilir. Bunu da bilip öyle davranmakta fayda var. Evet, ve 16 Ekim'de tüm bu enerjiler altında Merkür retrosu, Mars retrosu, Güneş'in sert açıları altında bir yeni ay doğacak. Terazi burcunun 23 derecesindeki yeni ay 3. evinizde doğuyor. Tabii ki yeni olasılıklar, yeni gündemler yaratacak ama bu kadar da retro gezegen etkileri ve tabii ki Güneş'in aldığı sert ve kısıtlayıcı enerjilerle bu yeni ayın biraz zorlu ve mücadeleli olacağını da söyleyebiliriz. 3. evinizdeki konular yakınlarınızla ilgili alanları işaret eder. Yani kardeşleriniz, komşularınız, iş arkadaşlarınız ve onlarla ilgili konu ve kavramlarda belki ay gündemler olabilir. Komşunuz taşınabilir, kardeşiniz bir işten ayrılabilir ya da özel ilişkilerinde sorunlar olabilir ya da sizin kardeşinizle ya da yakınlarınızla kurduğunuz ilişki dinamiklerinizde bazı mücadeleler olabilir. Trafikte dikkat etmek lazım. Ulaşımda, seyahatlerde dikkat etmek lazım. Çünkü planlarımız gecikebilir, ertelenebilir veya bir ticari anlaşmamızda bazı sorunlar yaşayabiliriz. Ya da bir eğitimle ilgili bir planımızda gecikmeler olabilir. Bir seyahatimizi ertelemek zorunda kalabiliriz gibi. Trafikte lütfen dikkat edelim çünkü kazalara açık olabilir bu alan. Telefonumuz, bilgisayarımız, otomobilimiz arızalanabilir. Evet, bunlara da hazır olmakta fayda var veya onların bakımı gerekebilir. Evet, bu terazi yeni ayı her ne kadar genel olarak hani güzel bir yıldız etkisinde olsa da Spica ile birleşiyor çünkü aldığı açılar çok zorlayıcı ve mücadele gerektiriyor. Ama bu mücadeleler sonucunda gerçekten çok güzel açılımlar da olabilir. Hayatta mücadele etmeden başarı da olmuyor. Güçlü mücadeleler, belki zor hedefler bizi çok daha güçlü başarılara da taşıyabilir tabii ki sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ayımız 23 derece terazi burcunda. Özellikle terazi, koç, yengeç ve oğlak burçlarının 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim genel etkilerin sizin bireysel olarak hayatınıza yansımasını daha fazla bekleyebiliriz. Eğer önce burçlarda gezegeniniz yoksa daha az tesir alırsınız. Yani çok fazla almayabilirsiniz. Hatta böyle hava burçlarında, ikizler, kova gibi hava burçlarında ya da ateş burçlarında, aslan, yay gibi burçta, özellikle bu iki burçta Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz varsa, bunlar iyicil gezegenler, şans gezegenleri, bu yeni ayın size hoş, şanslı etkiler getirmesini de bekleyebiliriz aslında. Evet, ve yeni aydan itibaren artık ayın ışığı yavaş yavaş büyürken 18 Ekim, 20 Ekim, 21 Ekim bu günler hayatımızda da bazı açılımların olmasını bekleyebiliriz. Ve 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Bu bir enerji değişimi olacak tabii ki. 23 Ekim'den itibaren bir ay boyunca artık Güneş sizin 4. ev alanlarınızı aydınlatmaya başlayacak. 28 Ekim'de Merkür Terazi Burcu'nda artık gerilemeye başlıyor. Yuva alanınızdan çıkacak. Bu da sizi biraz zihinsel olarak rahatlatacak gibi görünüyor. Ama halen daha retro. 3. evinizde olacak. Bazı eksik işlerinizi tamamlama fırsatları da yaratabilir burada. Eğitimle ilgili konular örneğin. Ya da kardeşlerle ilgili bir mevzunuz var. Çünkü Venüs de Terazi Burcu'na geçecek 28 Ekim'de. Venüs iyicil bir etki verdiği için Merkür retrosuyla beraber burada bir sorunu çözmek için, hani bir küs olduğunuz bir ilişkiniz var, bir komşunuzla sorununuz var, kardeşinizle bir problem var. Bunu çözümlemek için bir güzel bir enerji verebilir size, bir şans verebilir. Ya da yarım bıraktığınız bir eğitimi ya da ertelediğiniz bir seyahati yapabilmek için tekrar bir etki altında kalabilirsiniz. Ve ayı tekrar bir dolunayla kapatıyoruz. 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde dolunay var. Üstelik Uranüs'le birleşiyor. Güneş Uranüs karşıtlığı da aktifleşecek 31 Ekim'de. Evet, sert bir dolunay. Evet, gerilimli bir dolunay. Sizin gibi sabit bir burçta, Boğa burcunda olacak etkileri Kasım'ın ilk haftasında da hissedebileceğiz. Devam edecek bir dolunay ama 29 Ekim'den itibaren tesirleri hissedebilirsiniz tabii ki sevgili aslanlar. 8 derece
Boğa burcunda olacağı için özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Sürprizler olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili, ailevi konular, hani hızlı gelişmelerin olacağı, heyecanlı gelişmelerin olabileceği, hatta beklemediğiniz bazı sizin dışınızda olabilecek tesirler bunlar. Karşılaşabileceğiniz oldukça tansiyonu yüksek, çok heyecanlı, değiştirici bir dolunayla da ayı kapatacağız sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.